Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler Risalesi'nden 33. Söz 28. Pencere. Bismillahirrahmanirrahim ve min ayatihi halkus semavati vel ardi ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum inne fî zâlike le âyâtimil âlemîn. Şu kainata bakıyoruz, görüyoruz ki hüceyrat-ı bedenden tut ta mecmu aleme şamil bir hikmet ve tanzim var. Hüceyrat-ı bedene bakıyoruz, görüyoruz ki mesalih-i bedeni gören ve idare eden birisinin emriyle, kanunuyla o küçücük hüceyrelerde ehemmiyetli bir tedbir var. Mideye nasıl bir kısım rızık iç yağı suretinde iddihar olunup vakti hacette sarf edilir. Aynen o küçücük hüceyrelerde o tasarruf ve iddihar var. Nebatata bakıyoruz, gayet hakimane bir terbiye, bir tedbir görünüyor. Hayvanata bakıyoruz, nihayet derecede kerimane bir terbiye ve iaşe görüyoruz. Kainatın erkan-ı azimesine bakıyoruz, mühim gayeler için haşmet kerane bir tedbir ve tenvir görüyoruz. Alemin mecmuna bakıyoruz, muntazam bir memleket, bir şehir, bir saray hükmünde âli hikmetler, gâli gayeler için mükemmel bir tanzimat görüyoruz. 32. sözün 1. mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere bir zerreden tut ta yıldızlara kadar zerre miktar şirke yer bırakmıyor. Öyle birbirlerine manen münasebettardırlar ki bütün yıldızları mustahar etmeyen ve elinde tutmayan bir zerreye rububiyetini dinlettiremez. Bir zerreye hakiki Rab olmak için bütün yıldızlara sahip olmak lazım gelir. 32. sözün 2. mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere semavatın halk ve tesviyesine muktedir olmayan beşerin simasındaki teşahhusu yapamaz. Demek bütün semavatın Rabbi olmayan bir tek insanın simasındaki alameti farik olan nakş-ı simavi yapamaz. İşte kainat kadar büyük bir pencere ki onunla bakılsa Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şey vekilin lehu mekâb-ı semavatü vel ard ayetleri büyük harflerle kainat sayfelerinde yazılı olduğu akıl gözüyle de görülecek. Öyleyse görmeyenin ya aklı yok ya kalbi yok veya insan suretinde bir hayvandır. 28. pencere. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi halkus semavati vel ardi ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. İnne fî zâlike le âyâtin lil âlimîn. Şu kainata bakıyoruz. Görüyoruz ki hüceyrat-ı bedenden tut ta mecmu-u aleme şamil bir hikmet ve tanzim var. Kainatta hikmet muhit ve şumullüdür. Hüceyrat-ı bedenden mecmu-u alem ta mecmu-u aleme kadar her yerde şumulli muhit ne var? Hikmet var. Alem hikmetle yoğrulmuş. Hallakiyette ve rububiyet-i ilahiyenin tecellisinde hiçbir şey hedefsiz değil. Hiçbir şey gayesiz, hiçbir şey manasız ve hakikatsız değil. Demek hikmet gözüyle baktığımız zaman kainat hakim ve alim, kadir ve muktedir, faal
ve irade sahibi bir zatın tanzimiyle, tertibiyle, teşkiliyle halk edilmiş. Ve bu hallakete medar bu nizam kainatın kuruluşundan beri şu hikmet, hikmet içindeki tanzim, tanzim içerisindeki tavzif, tavzif içerisindeki muadelet, muadeletin arkasındaki inayet ve rahmet, pek çok fiil esmayı arkada ne yapabiliriz, görebiliriz, müşahede edebiliriz. Bakın şimdi hücreden, insanın vücudundaki hücreden ta mecmu aleme kadar şümüllü, muhit, her şeyi ihate eden bir hikmet ve bir tanzim var. Bakın, bir şeyi tanzim etmek, bir şeyi hikmetle tertip etmek neyle olur? İlimle olur. Artı irade ile olur. Artı kudret ile olur. Artı sanatkarlık ve maharetle olur. Demek bütün kainat hikmet lisanı ile Hakim-i Ezel'in kainattaki rububiyetini kemal-i şaşa ile akıl gözüne göstermiş oluyor. Evet. Hücerat-ı bedene bakıyoruz. Bakıyoruz, evet. Görüyoruz ki... Şimdi en ufaktan başladı. Mesela şimdi insandaki hücreye bakın. İnsanın yani insanı bir binaya teşbih edersek hücreler bu binanın neyi? Tuğlası. Tuğlası. İlim dünyasının ifadesine göre 75 trilyon ya 100 trilyon kadar insanda ne var? Hücre var ya. 100 trilyon. 100 trilyon. Ve canlı yapı taşı. Yani cami tuğla değil. İçinde hayatın tezahür ve tecellisi var. Şimdi hücre hakkında yazmış kitaplara baksanız Allah Allah kütüphaneler doğrusu. Zerre kadar yaratılan bir hücrenin arkasında kainat kadar ilme medar, derinlik, güzellik ve hikmet var. Evet. Onu nazara veriyor. Hücreye bak. Evet. Hüceyrat-ı bedene bakıyoruz, görüyoruz ki, görüyoruz ki mesalihi bedeni gören ve idare eden birisinin emriyle, kanunuyla o küçücük hücrelerde ehemmiyetli bir tedbir var. Bak, ehemmiyetli bir tedbir var. Değil mi? Tabii dersimiz biyoloji ve tıp olmadığı için bak hücrenin faydaları bak bir kere depo. Vücudun deposu. Yani böyle kaba ifade edersek oksijen taşıyor. Pek çoğu şeylerle hastalıklarla ne yapıyor? Mücadele ediyor. İçinde yüzlerce kimyasal reaksiyonlar meydana geliyor. Ve vücudun hıfz ve muhafazası için Cenab-ı Hak nasıl yaratmış ya. Ya Allah Allah. Yani sadece hücreye tevhid gözüyle baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin kemalatı, müdebbiriyete medar sır ve esrarlar, hayatın sırrına medar güzellikleri hücrenin yaratılışında, tavzifatında, görevlendirmesinde ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz yani. Evet. Mideye nasıl bir kısım rızık iç yağ suretinde iddihar olunup vakti hacette sarf edilir? Aynen o küçücük hücrelerde de o tasarruf ve iddihar var. Evet, o tasarruf değil mi? O depo, o iaşe manasında hayatın hıfzına Cenab-ı Hak uygun bir şekilde yaratmış yani. Tabi yaratılışın her şeyi mucize. Yani en küçüğün arkasında da kainat kadar ne var? Bir derinlik, bir hikmet var yani. Tavzifat var bak. Hücrenin görevi var. Vazifesi var. Bir ömür boyu Cenab-ı Hak onları ne yapıyor? Hayatın devam ve kası için çalıştırıyor. İstihdam-ı ilahi. Onlarda şey yok, şuur yok, akıl yok. Ama yaptıkları bütün faaliyet ve icraatlar ne? Gayet şuurkerane. Bak, tedbire medar. İşte tıp dünyası, işte hücrede denge bozulduğu zaman, işte kanser nedir? O muadiletin, o hücrelerdeki yapının, dengenin bozulması bak. İşte tıp,
bozulmuş dengeleri eski haline çevirmek için ne kadar emek sarf ediyor. Çoğu zaman da ne? Yapamıyor yani. Bak, bozulan dengeleri vücudu eski haline getirmek. İşte gayret, gayret efendim, tedavi, tedavi. Ondan sonra çoğu zaman da evet, tam neticede maalesef alamıyoruz yani. Evet. Evet. Oku bakalım. Hüceyrat-ı bedene bakıyoruz, görüyoruz ki mesalih-i bedeni gören ve idare eden birisinin emriyle, kanunuyla o küçücük hücrelerde ehemmiyetli bir tedbir var. Mideye nasıl bir kısım rızık iç yağı suretinde iddihar olunup vakti hacette sarf edilir, aynen o küçücük hücrelerde de o tasarruf ve iddihar var. Nebatata bakıyoruz. Şimdi Gayet böyle yani fikren bizi kainattaki rububiyete medar tecelliyatta gezdiriyor. Şimdi en küçük yapı taşı hücreden aldı, hücretin gözüyle baktı. Değil mi? Şimdi tabii bu sahada uzman olanların gözü daha dakiktir. Bakışı daha derindir. Temaşası daha zevklidir. Bir insan bir sahada uzmanlaştığı zaman o sahaya medar sır ve hakikatler onun aleminde açılıyor, inkişaf ediyor. Ama âmi insanın dünyasında bakış nedir? Kabadır bak. Şimdi hücreyi aldı. Hücredeki maslahata medar güzellikler, hallakiye, tedbir, tavzif, hayatın ve devam ve bekasına medar tecelliyat. İşte bu neyi gösteriyor? Allah'ın kainatta rububiyetinin her şeyde cari ve müessir olduğunun delil ve ispatıdır. Hücreyi bıraktı, mideyi bir örnek verdi, mideden de geçti. Şimdi bizi nerede gezdirecek? Oku. Nebatata bakıyoruz. Nebatata bak. Yani aynı göz yani hikmet, kainatta hikmet, tedbir, eşyanın tanzim ve tertibi itibarıyla bütün nebatata bak. Tabi burada Cenab-ı Hak tefekkür boyutumuzu açsın, inkişaf Amin. ettirsin. Nebatat deyince değil mi? Ya bak, milyarlarca ne var? Allah nebatı yaratmış. Allah Allah. Bütün onları böyle hayal aleminde aç. O şekilde bu cümlenin içerisine gir. Oradaki derinliği ne yaparsın? Daha mükemmel temaşa edebilirsin. Oku. Bakıyoruz. Gayet hakimane bir terbiye, bir tedbir görünüyor. Hakimane bir terbiye ve tedbir. Hakimane bak. Hiçbir ebat yok ki yani Cenab-ı Hak ona pek çok vasıf ve sıfatlarını yapmasın. Koymasın yani. Bir orman mühendisi arkadaşımız böyle bir şöyle boyda bir çiçeği dağda yaşayan Huday Nabit mağarasında mavi şeyli, küçük mavi çiçekli. Hocam dedi, şu tıpta 70 ilacın şeyinde bu kullanılıyor. Ya, ham maddesi. Demek bir tanzim var. Tanzim içinde bir tavzif var, vasfelendirme var. Bir tedbir var. Değil mi? Bir müdebbiriyet var. Bir rızık var, bir iaşe var. Bir hayatın devam ve tekminine fiziki güç ve kuvvet olarak yardım var. Bunlar kör tesadüfle, değil mi? Ya şuursuz sebeplerle, ya mantıksız ve muhakemesiz tabiatta bu iş olur mu? Demek ki müessir ve muktedir. Kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Evet. Hayvanata bakıyoruz. Şimdi nebatatı bıraktı. Şimdi hayvanat bak. Şimdi tabii hayvanatın tedbiri nebatatın tedbirinden daha farklı. Niye? Hayat, hissiyat, değil mi? Ruh, hayat, hissiyat ve hayvanatın çoğalması ve hayatının devam etmesi. Hayatın, hayvanatın tedbirinde ne öne çıkıyor? Şefkatkârane bir rububiyet, tedbir öne çıkıyor. Nebatattan farklı. Değil mi? Cenab-ı Hak her hayvana bir his vermiş. Hayatının tekmiline, o her hayat sahibinin neslinin devamı etmesi için nasıl bir terbiye var? Nebatata baktığımız zaman dikkat-i ibrette şefkat yoğunluklu bir tedbiye,
bir tanzim ve bir tertip var değil mi? Bunu hikmet gözüyle baktığımız zaman ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Evet, şimdi nazarımızı nereye çekti? Hayvanata, evet. Bak bakalım hayvanata. Hayvanata bakıyoruz. Nihayet derecede kerimane bir terbiye ve iaşe görüyoruz. Evet, kerimane. Değil mi? Yani, kerimane bir terbiye. Allah Allah. Ve iaşe. Çok güzel. Kan içinden, fışkı içerisinden, bulanmadan, bulaştırmadan, Cenab-ı Hak memeler musluğundan dünyanın en muvaddi, en safi, en leziz nimetini, su, süt, bembeyaz sütü ikram ve ihsan ediyor yani. Evet. Kainatın erkan-ı azimesine bakıyoruz. Şimdi bir de kainatın erkan-ı azim. Azim erkanlarına, rükünlerine bak. Evet. Orada ne var? Oku. Mühim gayeler için haşmet kerane bir tedvir ve tenvir görüyoruz. Evet. Şimdi azimane gayelere medar, haşmetane ne var? Haşmet kerane tedbir. Tedbir ver. Ya Allah Allah. Ya. Yani mesela yani böyle tabi ülfet etmişiz. Yani şimdi kamerin, ayın yürütülmesi. Bak Allah Allah. Bak. Muallakta gidiyor. Güneş sisteminin yürümesi. Ufkunu aç. Bizim galaksinin saman yolunun yürütülmesi. Hayalini açabildiğin kadar. Değil mi? Yani milyarlarca galaksinin birbiri içerisinde nihayet dikkat, intizam, muvazene içerisinde yürütülmesi. Yani bakın yani bunlar bilya değil yani. 10 tane, 100 tane bilya değil ya. Milyarlarca yıldız. Alemde nihayet kemalde bir intizam var. Nihayet kemalde bir muadilet ve bir denge var. Nihayet kemalde bir müdebbiriyet, bir rububiyet var ya. Allah'ın kudretinin azametine, değil mi? En cami ve geniş sayfa nedir? Semavattır ya. Allah Allah ya. Milyarlarca yıldız. Dünyanın en güzel arabasını buradan Van'a kadar git gel bakıyorsun rot balans ayarı bozulmuş hele sanayiye çekelim de bunun rot balansını ya, ayarlayalım ya. Ya Allah Allah. Ya. Nasıl bir mülkün sahibi Cenab-ı Hak ve bu mülkteki rububiyete medar tedbirdeki mükemmellik. Tedbirdeki mükemmellik yani. İşte bir uçakla gidiyorsun, bakıyorsun birden hava boşluğuna düştü. Türbülans falan. Kainatın kuruluşundan beri bak. Yani şimdi dünya bir şeye düşse, türbülansa düşse, nefesimiz kesildi, her şey bitti ya. Allah Allah. Ne kadar dakik. Ne kadar ince. Ne kadar mükemmel. Ne kadar ölçülü. Ne kadar alimane, ne kadar hakimane, ne kadar müdebbirane kainatın tedbir ve rububiyetindeki güzellik neyi gösteriyor? Ya Allah, ya hallakat-ı ilahiye medar, azamet ve kibriya ile ilgili tecelli. Küçük mahlukatta cemala medar güzellikler, esmanın cemal ciheti, hüsn cephesi görülüyor. Ama büyük mahlukatta Allah'ın azamet ve kibriyası, celal ve haşmetine medar, tecelliyatı ne yapıyoruz? Temaşa ediyoruz. Küçük mahlukatın tezekkür ve tefekkürü insanın içinde inşiraha vesile oluyor. Ama azim cereyanların, büyük mahlukatın tedbir ve tanzimi yani ariflerin, arafların dünyasında ya hüzne insanı sokuyor ya da hafa götürüyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın saltanatın haşmet ve azameti Allah'ın saltanatının haşmet ve azametini tezekkür ettiği zaman insanda hüzün meydana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın iclal ve celali, azamet ve kibriyasına medar tecelliyatı insan düşündüğü zaman da o zaman da havf, korku kalbe inmiş oluyor. Yani mesela Peygamberimiz Aleyhisselam
yalnız kaldığı zaman hüzünlü. Böyle hüzünlü ve az konuşuyor. Ama insanların yanında mütebessim. Ya, sema sayfasına bakınca ya Allah Allah ya, azamet kibriya medar büyüklük ve keyfiyetin tezekkür ve tefekkürü insanların mizacı ve meşrebi içerisinde gah hüzün, gah elem, gah hafa dönmüş oluyor. Ama rahmet-i ilahiyenin kainattaki tecellisi, işte bağlar, bahçeler, tezinet, çiçekler, böcekler, sinekler, bahara medar, meyvedar güzelliklerde de insanın içinde inşiraha medar, tefekkürün şeyini, çeşnisini arttırmış oluyor. Evet. Alemin mecmuna bakıyoruz. Muntazam bir memleket, bir şehir. Yani bütün mecmu alem, değil mi? Eğer bakabilirsen, Allah Allah. Bütün mecmu aleme bak. İntizamdan sanki bir şehir gibi. Üstad bunu 30. lambada da söylüyor ya. Bir cihette bir şehir, bir cihette bir saray, değil mi? Bir cihette, değil mi? Ya, bir memleket. İntizamın kemalı. Evet. Mecmu aleme bak. Bakabilirsen, evet. Mecmu aleme bakıyoruz. Evet. Muntazam bir memleket, bir şehir, bir saray hükmünde âli hikmetler, gâli gayeler için mükemmel bir tanım. Yüksek, yüksek gayeler, yani büyük hikmetler, azim gayeler, değil mi? Mükemmel neticeler için, değil mi? Yani şu kainattaki tedbir ve devranın arkasında ne var? Üstad ne diyor? Küre-i arz neye çalışıyor? Ahiret namına çalışıyor. Ahiret namına çalışan bir tezgah. Küre-i arz. Ahiret namına çalışan tezgah. Hayat-ı bakiyeye medar insanın, insan-ı kamilin yetişmesi için şu yerler ve gökler tanzim ve tertip edilmiş. Evet. 32. sure, birinci mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere bir zerreden tut ta yıldızlara kadar zerre miktar şirke yer bırakmıyor. Öyle birbirlerine manen münasebettadırlar ki bütün yıldızları musahhar etmeyen ve elinde tutmayan bir zerreye rububiyetini dinlettiremez. Üstad Mesnevi'de bunu ifade ediyor değil mi şimdi? Ya kainatta diyeceksin ki mucibe-i külliye var ya da sahibe-i külliye var. Ya diyeceksin ki bütün alemler, yer ve gök içindeki her şey Allah'ın mülküdür. Allah'ın sanatıdır. Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla zuhur etmiştir. Ya da haşa hiçbir şey Cenab-ı Allah'ın mülkü değildir. Bakın bu 1000 derece muhal. Mücibe-i külliye. Kainat rububiyet noktasından tecezzi ve inkısam kabul etmeyen bir kül ve bir küllü hükmündedir. Şimdi kainat büyük bir insan, insan küçük bir kainat. Şimdi insana bak, insan küçük bir kainat. İnsan bir kül, bir bütün. Şimdi bu bütünü meydana getiren azılara bak. İşte başın, gözün, elin, ayağın, içindeki yani tıbben vücudundaki azılara bakın. Hepsi bir kül, bir bütün. Bak. Hepsi hayatın tekminine kuvvet veriyor. Hayatın devam ve bekası için lazım olan unsurlar. Bak, şimdi düşün yani şimdi insanda her şey var, göz yok. Zindan da karanlık. Gözler ama kulak yok. Bak, işitemiyor. İşitmek nasıl bir nimet? Bir insan işitmeyince hem sağır hem ne oluyor? Lal oluyor, bak konuşamıyor. Ya. Kelam, kalem, sanatkarlık. İlim ve teknolojiye medar insanın donatımı, yüzlerce hissiyat, tıp noktasından bak işte şu midedir, şu kalptir, şu böbrektir, şu pankreastır. İnsana bakın, bak tecezzi ve inkısamı kabul etmeyen bir kül, bir bütün. Her şey her şeyle merbut, her şey her şeyle alakadar. Bakın, Üstad bunu, yani kainat tek bir elden çıkmış. Bak kainat, tek bir müdebbirin tedbirinde, tek bir alimin ilminde, tek bir mukadderin takdirinde, tek bir
Münazzım'ın nazmında tek bir Rabb'in rububiyetiyle varlık alemine çıkmış. Çünkü her şey diyor, her şeyle merbuttur. Her şeyi yaratamayan bir şeye sahip çıkamaz. Bir şeyi yaratan her şeyi yaratandır. Her şeyi yaratmayan bir şey benimdir diyemez. Onun için kainat, bak mucibe-i külliye, yer ve gök kimin? Allah'ın mülkü. Yaratan O, yaşatan O, tedbir O'nun, inayet O'nun, hayat O'nun, hayata medar şartların tanzimi, tertibi, mülk, mülk içerisindeki tasarrufat doğrudan doğruya Cenab-ı Allah'ın hallakiyetiyle, iradesiyle her şey dakik ölçü içerisinde kainatın kuruluşundan beri şu nizam mükemmel bir insicam akış içerisinde devam edip gidiyor ya. Faalin lima yürüt. Her an Allah kudret ve rububiyetiyle iş başında. Kainattaki şu intizamın kemalatı tek bir Allah'ın vahdaniyetini akıl gözüne bedahat derecesinde göstermiş oluyor. Onun için kainatta ne var? Bak, birbirini tamamlayan bir bütünlük var. İşte insan vücuduna bakın bak. Abes yok. Ne kadar nafi, ne kadar faydalı. Ne kadar bu ağza ve cihazatlar hayatın tekminine kuvvet veriyor. Kainat da öyle. Kainat da büyük ne gibi? Büyük bir insan gibi. Evet. Burayı bir de oku. Öyle de, öyle birbirlerine manen münasebettadırlar ki, bütün yıldızları musahhar etmeyen ve elinde tutmayan bir zerreye rububiyetini dinlettiremez. Bir zerreye... İşte bu vahis risaları muhtelif yerlerinde çok değişik şekillerde değil mi? İşlenmiş, ifade edilmiş yani. Her şey her şeyle merbut. Bir zerreye hakiki Rab olmak için bütün yıldızlara sahip olmak lazımdır. Hem 32. sözün ikinci mevkıfında izah ve ispat edildiği üzere semavatın halk ve tesfiyesine muktedir olmayan beşerin simasındaki teşahhusu yapamaz. Evet. Tabii şimdi kainatta her şey her şeyle alakadar. Tabii tefekkür derinliği içerisinde mesela bir Müslümanın kainattaki Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mevcudat ve mahlukata bakışının bir ehadiyete medar sır cephesi var. Bir de vahidete medar tecelliyatı var. Ehadiyete medar tecelli biraz daha pratik ve hemen insanı tevhide ulaştırıyor. Yani bir çiçeğe, bir böceğe, bir sineğe bak. Sanat harikasıdır. Mucizelerin mucizesidir. Değil mi? Cenab-ı Hak onu en mükemmel olarak yaratmış. Değil mi? Hatta diyor küçük, büyükten, bir cihetten daha büyük. Cenab-ı Hak fili yaratmış, deveyi yaratmış. Kudretini gösteriyor. Ama bir sivrisinek, bir pire, sanat itibariyle cevaliyet noktasında filden ne? Daha önde, daha ileride. Yani büyük küçüğe tahakküm edemez. Küçük sanat noktasından belki büyükten diyor, daha büyük. Şimdi bu cihette bakınca mesela ehadiyet sırrıyla dikkatle bakan her bir Müslüman en küçük bir şeyde, bir çiçekte, bir böcekte, bir sinekte, bir zerrede Allah'a gider. Allah'ın kudret ve rububiyetini görebilir. Ama vahidiyete medar tecellinin sır ve derinliğine girmezse onun tefekkürü bir manada şeydir, nakıs ve noksandır yani. Şimdi vahidiyete medar tecelli itibariyle şimdi şurada diyelim ki mesela bir kiraz ağacı var. Yani bahar geldi bir bahçe. Senin bahçenin kapının önünde bir tane kiraz ağacı var. Başında bir tane de kiraz yani. Tek bir kiraz. Bir tane kiraz. Tam olgunlaşmış. Bak şimdi o kiraza bak. Şimdi ehadiyet sırrıyla Cenab-ı Hak yontulmamış kaba keresteden değil mi? Çamur yiyor. Çamur. Allah Allah. Yani nasıl bir tezgah? Dünyanın en antika eseri. Mucizelerin mucizesi o kiraz. Tamam. Bu ehadiyete medar tevhid delili. Bir de vahidiyete medar tevhid delili. Arkasında kainat var. Şimdi o kiraz ağacı bir tezgah. O ağaç tezgahını nereye koymuş? Zemin yüzüne koymuşlar. Toprak olmadan o ağaç olur mu? Yani küreye arz olmadan o ağaç olur mu? Olmaz. Güneş olmadan o meyve olur mu?
Rahmet yağmur olmadan olur mu? Dünya güneşin etrafında dönmeden, kainattaki şu nizama medar güzellikler, unsurlar, değil mi? Altyapı, değil mi? Ya, levazımatı, o kirazın varlık alemine çıkması için lazım olan şey ne? Arkada ne var? Tek kelimeyle kainat. Kainattaki bütün rabıtalar birbirini tahkim eden teşekkülat içerisinde bakıyorsunuz. Bu elma ağacı elma verir, o da kiraz verir, o da üzüm veriyor ya. Her şey, her şeyle merbut. Ya. Ya. Her şeyi yaratamayan asla bir şeye sahip çıkamaz ya. 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 Şimdi bir zaman bir hatıramı anlatayım. Bir arkadaşımızın, bir öğretmen arkadaşımızın evine gittik falan, oturduk falan. Abi hoş geldin falan, şöyle böyle otur. Bir dakika dedi abi falan, bir mutfağa girip çıkacağım falan. Ne yaptın, ne yapıyorsun falan. Abi dedi, kibriti çaktım, inan gazı da yaktım. Çay bize ikram edecek. Şimdi öyle basit anlatıyor ki, kibriti çaktım ve inan gazı da yaktım. 10 dakika sonra çay içeceğiz falan. Baktım böyle çok sati ve böyle yüzeyden düşünüyor. Dedim ya bu iş bu kadar kolay mı ya? Yani kibriti çak, Milan gazı yak. Oldu mu? Bak, şimdi kibriti çak. Çak hadi. Şimdi bir kibritin yanması için havada ne lazım? Hem hidrojen lazım, hem oksijen lazım. Bak, atmosfer olmazsa sen 100.000 kere kibriti çaksan kibrit alev alır mı? Almaz. Peki kibriti çaktın. O Milan gazdaki o gaz, o gaz nereden geliyor ya? Hele söyle ya. Rahman'ın ya, Rahman'ın gazı. Ne doğal gazı? Nereden geliyor? Etti ki. Ya bu su? Allah suyu yarattı ya. Etti üç. Ya bu çay? Bu da Rize'nin işi mi? Ya bu çay? Bak. Bak bir çay yapacaksın, ikram edeceksin, arkasında kainat var ya. Ne dedim, niye bunu görmüyorsun falan. Görsene. Bak ya. Tabii Allah ülfetten bizi muhafaza etsin ya. Kibriti çaktım. Gelen gazı da yaktım. 10 dakika sonra da çayı getirdim. Oldu bitti. Ya Allah'ım ya. Bak, sati nazar. Onun için sati nazar zulümattır diyorlar. Sati nazar göremez ya. Ya bir bak ya. 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 Bir çayın yaratılması için ne lazım? Kainat lazım ya. Allah. Allah suyu yarattı. Nasıl bir nimet. Allah havayı yarattı. Nasıl bir nimet. Subhanallah. Onun için kainat ruhiyet noktasından tecezi ve inkısamı kabul etmez. Her şeyi yaratamayan bir şeye sahip çıkamaz. Bir şeyi yaratan her şeyin sahibidir. Demek kainat mücibe-i külliye. Akıl, mantık, hikmet ve ilim bedahat derecesinde gösteriyor ki yerlerin ve göklerin maliki, Rabb'ı, sahibi ve halıkı kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Evet. Demek bütün semavatın Rabbi olmayan bir tek insanın simasındaki alameti farik olan nakş-ı simavi yapamaz. Yani bir de bak insanın siması ya. Allah Allah ya. İşte o da ülfet ediyoruz ya. Bak ya. Ya. Ülfet. Ben umredeyken böyle dikkat ediyorum da şu insan siması. Tevhidin en büyük ayetlerinden birisi insanın simasıdır ya. Allah'ın varlığının en büyük ayetlerinden birisi insanın siması. Bak, şimdi milyonlarca insan ya. Bak. Hiçbir insanın siması diğerine benzemiyor ya. Allah Allah. 20 santimlik bir alanda. Ve müşterek, herkesin iki tane gözü var, burun var, ağız. Yüz belli yani. Bazen söylüyorsun yani şu anda dünyada 7 milyar ne var insan var. Bak. Ahmet Mehmet'e, Mehmet Hasan'a, Hasan da Hüseyin'e benzemiyor.
Ne demek? 7 milyar farkı fark ettiren farklılık var. Kader kalemi. Mukaddir, münazzım, mükemmel, musavvir kimdir? Allah'tır ya. 7 milyar farkı fark ettiren farklılık. Ahmet Mehmet'e, Mehmet Hasan'a, Hasan da Hüseyin'e benzemiyor. Yüz öyle, göz de öyle, burun da öyle, çene yapısı da öyle, ses de öyle, ses. Hiç insanın sesi diğerine. Parmak izi de. Allah. Ta genetik şifreye kadar git. Allah Allah. Ya. Şimdi insanın simasına şu nakışı vuran kimdir? O zattır ki ezelden ebede kadar her şey onun ilminde. Demek Allah'ın ilminde karışıklık yok, iltibas yok. Ya. Cenab-ı Hakk'ın kudreti namütenayı ve sonsuz. Ya. Gınası, rahmeti ne? Nihayetsiz. Bak, bir yarattığını bir daha yaratmamış. Allah fert. Ferdi ferit. Hiç kimseye benzemez. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahluk da hiç kimseye benzemiyor. Demek bu nasıl bir sahabet, bu nasıl bir kudret, bu nasıl bir ilim, bu nasıl bir rububiyet, bu nasıl bir musahariyet. Demek tek bir insana sima vermek için bütün kainatı kavzayı kudretinde, ilim ve iradesinde olacak bir zat lazım ki kainattaki şu nizam, şu intizamla yapsın, akıp gitsin, devam etsin. Evet. İşte kainat kadar büyük bir pencere ki onunla bakılsa Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekilun lehu meqalibus semavati vel ard ayetleri büyük harflerle kainat sayfelerinde yazılı olduğu akıl gözüyle de görülecek. Öyleyse görmeyenin ya aklı yok ya kalbi yok veya insan suretinde bir hayvandır. Ya aklı yok. Ya aklı yok. Ya da kalbi yok, imanı yok. Bir insan görmek istemese ondan daha dehşetli kör yoktur. Ya. Bir insan anlamak istemese ondan daha şapşal. Ya. Onun için din olayı tercih olayıdır. Din olayı teveccüh olayıdır. İçinde Allah'ı aramak. Cenab-ı Allah'a muhabbet, Cenab-ı Hakk'ı bilme ve tanıma manasında bir kıvılcım varsa Cenab-ı Hak onu açıyor, inkişaf ettiriyor. O Müslümanın imanında, izanında, kalbinde, ruhunda imbisatamadan inkişafı da oluyor. Ama kendini kapattı mı, üstad diyor, mahz-ı hikmet gelse, kulağına dökülse, içinde abesiyet-i muttakaya dönüyor. Anlamıyoruz. Sümmün, bükmün, ümmün. Onlar kördür, görmezler. Sağırdır, işitmezler. Epkemdir. Konuşmazlar. Ya aklı yok, ya kalp imanı yok, ya da belhum adam, ya da hayvandan aşağı. Subhaneke la ilmenena illa muallemtene inneke entel alimul hakim ve ahru davakum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.